Efendim abla. Hayrola Cezmi, sesin bir tuhaf geliyor. Söyle Nezaket, işim var. Biliyorsun, nikahtan sonra damadın ailesini yemeğe davet etmek adettir. Onun için ben... Tamam. Dükkana gelip yesinler. Aa, yine aksi damarın kabarmış senin. Dükkanda gelin yemeği olur mu hiç Cezmi? Senin evine gelecekler. Ben arayıp davet ettim bile. Sen de orada olacaksın Buket, babanın evinde. Hala hayır. Duydun mu Cezmi? Abla, bu davetler artık... Hayır hala, hayır. Annemin ölümünden beri gitmedim ben o eve. Yani benim... O yemeğe gelmem şart mı? Bir günde sen davet edersin onları buraya. Allah aşkına, iki saat sessizce yan yana duramaz mısınız siz? Orası annenin de evi Buket, annenin de evi. Konuşmayın, bakmayın ama aslında... Aslında iki saat birbirinize katlanın. Bu kızın şu kadarcık hakkı yok mu sizde ya? Ben bir liste yaptım Cezmi. Çocuklardan birini gönder de alsın. Tamam. Tamam abla. Doydun mu oğlum? Hı hı. Hı. Şükran. Kolay gelsin usta. Hayırlı işler usta. Günaydın. Günaydın. Ahmet. Efendim Orhan Bey. Bugün bu zımpara işinin bitmesi gerekiyor. Bugün biter zaten. Akşama hazır olur. Neredesin sen? Anca geldim. Alp'i okula yazdırdım. Biraz işim vardı, uzun sürdü. Ve buradayım. İyi ki geldin. Tedirginsin. Evet, biraz. Selçuk. Dün akşam sinemaya geldiğini biliyor. Ve her şeyden haberdar. Ve... Tehdit edip duruyor. Korktuğumdan değil, olmadık yerde karşımıza çıksın istemiyorum. O halde onunla konuşmam gerek. Konuşmak mı? Hayır, hayır, hayır. Şşş. Yalnız olmadığını bilsin. Benim için ne kadar değerli olduğunu bilsin. Geçici bir heves değil bu Buket. Onu delirten de bu zaten. Ne yapıyoruz? Alp'in okulunun bitmesine tam 3 saatimiz var. Harika. Sesin güzel midir? Bilmem. Yani kendi kendine bir şeyler mırıldanmaz mısın? Bak, seninle kahvaltı edeceğim diye hiçbir şey yemedim. Öleceğim şimdi açlıktan. Peki, tamam. Oğlumu gördün. İlk tanıştığımızda yanımda kız kardeşim ve halam da vardı. Yani neredeyse bütün ailemi tanıyorsun. Ama ben pek bir şey bilmiyorum. Bizimkiler de Gelibolu'da yaşıyorlar. Sizinkiler? Annem, babam. Bir de erkek kardeşim. Başka? Başka kimsem yok. Yani artık yok. Ama biri... Birileri vardı değil mi? Vardı. Anlatmayacak mısın? Kolay değil. Belki sonra. Anlıyorum. Peki. Kahve söyleyeyim mi sana? Evet. Orta şekerli olsun. Tamam. Ben kendimi bildim bileli çalıştım. Çok başarılı bir insandım ama acayip bir öfkeyle
Bir hırsla çalıştım. Tabii sırf başarılıyım diye kendimi mutlu sayıyordum. Bu duyguyu biliyorum. Sonra? Kızgınlığım geçmedi. Ama kendimi yorgun da hissetmedim. İçimde bir şey çoktan pes etmiş meğer. Sonra sen çıktın karşıma. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Hadi gel, gel oğlum gel. Sen değil, sen değil. Sen benim bütün planlarımı değiştirdin. Bir insanı tanımadan sevebilmenin mümkün olduğunu gördüm. Onun adı aşk zaten. Ben de onu diyecektim. Öyle mi? Sonra böyle bir şeyin olacağını hiç beklemiyordum. Oğlumdan sonra mı? Benim kullandığım otomobille baraj gölüne düştük. Arabada sadece ikimiz vardık. Ben kurtuldum. Onun emniyet kemeri açılmadı. Nefes almak için yüzeye çıktım. Tekrar daldığımda araba gölün karanlığına doğru düşüyordu. 6 yaşında. Bildiğim her şeyin değersiz, yalan olduğunu gördüm. Sevdiğine sahip çıkamıyorsan senin de bir önemin yok. Yürüyelim mi biraz? Yürüyelim. Hadi. Bilgisayarda gördüğün fotoğraflar. Kadınlar. Dumanlı kafalar. Para. Hepsi kendimi bir şeye benzetmek içindi. Baba olamadım. Eş olmayı beceremedi. Yani benden ne olabilir ki? Sana aşık olmam hayatımın sürprizi. Buket, bu fırsatı kaçırmayacağım. Oğlunu alıp bana gel Buket. Benim evime. Ya da nereye istiyorsan. Yeter ki artık birlikte olalım. Hiçbir şeyi bundan daha çok isteyemem. Gerçekten. Bilemiyorum.
Canım iyi misin? İyiyim. İyiyim, iyiyim. Uzanmak iyi geldi. Son günlerde çok yoruldum. Yıprandım. Senin yanında da rahatlayınca bedenim koyuverdi herhalde. Belki artık bazı şeyleri taşıyacak gücü yok. Buket, neyin var? Söyledim ya. İyiyim. Geçti. İyiyim. İnsanın sevdiğinden bile sakladığı şeyler olabilir mi? Bunun cevabını biliyorsun. Öyleyse. Bu akşam ilk kez annemin evine gideceğim. Yıllar sonra. İlk kez. Kolay gelsin anne. Ben çıkıyorum. Bırak, gider gitmez nereye böyle? Nikah fotoğraflarımızı almaya. İyi de bu kıyafet dün gelin olmuş biri için uygun mu? Ne var? Artık genç kız gibi giyinemezsin. Bu pantolon hiç olmamış. Anne, şaka mı bu? Yok. Çok ciddiyim ben. Dışarı çıkmak istiyorsan üzerini değiştireceksin. Hayır. Sizi kırmak istemem ama bana sadece kocam karışmalı. Dışarıdan bir isteğiniz var mı? Bu tavrını şimdilik Burak'a söylemeyeceğim. Ama birlikte yaşayacaksak beni dinlemeyi öğrenmelisin kızım. Haberi duyduk. Tebrikler. Ah, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Oo, bakın kim burada? Hayırlı olsun kardeşim. Çok sağ ol. Vay, damat gelmiş. Hoş geldin. Sağ ol. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Allah mesut etsin. Sağ ol. Tebrikler. Çok sağ ol. Hadi oturun, bir şeyler içelim hadi. İlk önce müdürün yanına gidip bir teşekkür edeyim ben. Otur, sonra gidersin ya. Sonunda kıydın nikah. Evet, sonunda. Eh, artık sinirlerin yatışmıştır değil mi? Uradın, erdin. Ya bunun bu halini görünce aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bizim köyde bir oğlan vardı. Annesi bunu evlendirmeye çalıştı. Kız falan buldular. Ama oğlan düğün saati düğünden kaçmıştı. Allah Allah. E neyse, uzatmayayım. Aileler durumu toparladı. Düğün dernek tekrar kuruldu. Ama gerdek saati damat gene kayboldu. Ara ki bulasın. Sonra? Sonrası bunu köyün delisiyle birlikte bastılar. Blöfün altında ne var? Hiç. Peki bu anlattıklarının benimle ne alakası var? Ya aklıma geldi, söyledim. Böyle laf sokmaya kalkmadan doğruları söyleyecek cesaretin yok mu senin? Ya tamam da bunda anlayacak ne var ki? Sen ne yaparım ben biliyor musun? Bak! Senin gibi aldı için laf sokanları ben ne yaparım biliyor musun? Ne yapıyorsun? İçeride müdür var. Çıkarın Salih buradan. Hadi. Tamam, kötü bir şakaydı. Biraz ileri gitti ama biz arkadaşız değil mi? Laf soktuğunu zannetmiyorum. Hem ne diyebilir ki? Bir akşam hanımları da alıp yemeğe çıkalım ha? Ne dersin? Şöyle müzikli bir yere gideriz, kurtlarımızı dökeriz. Ha? İyi olur. Çok iyi olur. Hadi gel, birlikte gidelim müdürün yanına. Hadi.
Evet. Yine ben. Selçuk, müsait misin? Dinliyorum. Öncelikle tebrik ederim. Artık resmen bacanak olduk. Evet öyle. Teşekkür ederim. Bu arada Aslı'ya küçük bir hediye aldım. Nikahınıza gelemediğim için en azından onu vermek isterim. Olabilir mi? Tabii ama bugünkü programı bilmiyorum. Aslı'yla konuşup arayayım ben seni. Çok sevinirim Burak. Aslı her zaman çok değerli olmuştur bizim için, ailem için. Aramızda küçük bir tatsızlık var diye onu ihmal etmek istemem. Tamam, arayacağım ben. Sadiye, Şükran ablana söyle acele etsin. Çorba bitti. Tamam usta. Abla, usta çabuk olsun diyor. Hadi seni çağır. Nerede kaldın Şükran? Müşteri çorba istedik. Kebap değil diye söyleniyor. İki elim var benim. Yetişebildiğime uzanıyorum işte. Cevap vereceğine. Doldur çorbayı. Müsaade edersen ben de onu yapmaya çalışıyorum zaten. Hadi döksene. Neyin var senin bugün? İyi değilsin sen. Yok bir şeyim yok. Sayende iyiyim. Çok iyiyim. Şükran abla. Telefonum çalıyor. Biriniz bakıverin. Tülay baksana. Alo. Kızıyım ben. Avukat mı? Anne babamı boşamak için dilekçe mi verdin? Ver şu telefonu. Efendim ben Şükran. Yusuf'a söylersiniz. Bu akşam biraz işim var. Tamam usta. Ben zaten yarın size uğrayacağım avukat hanım. Tamam. Sağ olun. Tamam. Sağ olun. İyi günler. Yine buralarda dolanmaya başladı o. Dün baktım dükkanda çorba içiyor. Niye şunu parçalamıyorum dedim kendi kendime. Sonra yalvarsam o fotoğrafları siler mi dedim. Kafamın içi paçavra bohçası gibi oldu. Dikkat et. Bela arıyor. Sana bulaşacak yine. Korkma artık. Ya o fotoğrafları herkese gönderirse? Merak etme. Çoktan göndermiştir biliyorum. Ne diyorsun? Yapacak daha büyük kötülük kalmadı. Korkma. Başımı öne eğdin Tülay. Bunu yapmayacaktık kızım. Biraz daha kalsaydın. Biliyorsun Alp'i okuldan almam lazım. Peki bırakayım ben seni. Gerek yok ben bir taksi atlar giderim. İyiyim ben. Gerçekten iyiyim. Akşam çıkabilir miyim bilmiyorum ama seni arayacağım. Aradığın an yanında olacağım. Biliyorsun. Biliyorum. Aa Cezmi. İyi erkencisin bugün. Şu yemek ne zaman biter? Kaç gibi gelecekler? Niye? Başka bir programın mı var? Evet, tabii. Ne demezsin? Olamaz mı canım? Daha gençsin sen. İşin gücün yerinde, yakışıklısın da. Eğlenme nezaket. Hoşuma gidiyor damarına basmak. Ama sen asma suratını artık. Anlat, ne oldu? Yok bir şey. Var, var. Belli. Ben biraz uzanacağım. Cezmi, madem erken geldin üstünü değiştirmeden şu bahçeye bir el atıver. Yaprak bürümüş her yeri, oluklar tıkanacak. Şükran, kocasından boşanmak için dava açmış. Bunca yıl sonra,
Adam zaten ortada yok. Neden yapmış olabilir sence? Son umudu bu da ondan. O kadının da bir sabrı var Cezmi. Sen susuyorsun ama o daha ne desin? Herkesi kucaklamak için iyi bir fırsat. Bir ailen olacak yeniden. Buketler geldi. Yakala şu güzelliği. Gel buraya. Gel. Ay kaçırdım. Aa, aa, aa. Aa, aa, aa. Baba iyi misin? Baba. Ay hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Güzel mi kalk? Ay. Ay sen de mi geldin? Sen de mi geldin? Güzellerim benim, canlarım. Hadi. Hadi anneniz yemeği hazırlamıştır. Değil mi? Ha? Evet. Hadi kaldırın o zaman beni. Kaldırın. Ay çok kötüyüm. Ay 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 ay. Hoş geldiniz. Oo, küçük bey. Kapıyı annem açacakmış gibi geldi bir an. Bu kadar erken evde olacağını tahmin etmemiştim. Biliyorum. Aslı'nın hatırı için gelmekle iyi yaptın. Benim de zaten bahçede işim var. Ben de bahçeye gelebilir miyim dedi. Annen izin verirse. Anne lütfen gidebilir miyim? Şu yapraklardan kurtulalım ha. Bu ev kimin dedi? Bu ev bizim, hepimizin. Benim de mi? En çok da senin. Hadi bakalım, iş başına. Sen şu tırmağı al. Heh. Yaprakları toplayacaksın sen. Ben de el arabasına dolduracağım. Anlaştık mı? Anlaştık. İşte böyle. Böyle. Aslan torunum benim. Aslı nerede? Banyoda. Anneyi öpmek yok mu? Gel. Oh. Oh bir tanem.
Çok güzel fotoğraflar değil mi? Bak. Bunu görüyor musun? İşte bu sensin. Kaşların sürekli çatık. Ne güzel bakıyorsun sen. Bir daha dışarı çıktığında bana nerede olduğunu haber vereceksin. Ne zaman, nerede olduğunu bilmek istiyorum. Peki öyle yaparım. Bak, yanlış anlama. Güvensizlikle alakası yok bunun. Tedbir olarak söylüyorum. Dışarıda bana diş bilen bir sürü serseri var. Canımı yakmak için fırsat kolluyorlar. Seni üzmelerine dayanamam biliyorsun. Biliyorum. Peki. Hadi sen de hazırlan, babama geç kalmayalım. Bu arada Selçuk arada bir hediye almış, nikah hediyesi. Nasıl verebilirim diye sordu. Ablamla boşanmak üzerelerken yakınlaşmak pek doğru olmaz bence. Tamam o zaman. Telefon edeyim de babana bıraksın. Olur. Tazelememi ister misiniz efendim? Evet. Lütfen. Teşekkür ederim canım. Mutfaktan sıcak suyu getiriversene Tülay, hadi. Nasıl? Beğendin mi kendini? Pislik. Artık kucağımdasın kızım. Ben nereye çağırsam geleceksin bundan sonra. Ne zaman istersen, saat kaç olursa, tamam mı? Bırak kulumu. Sıcak su nerede kaldı Tülay? Geliyor. Misal bu akşam atölyeye geleceksin. Sabaha kadar alem yapacağız seni. Avucunu yalarsın sen. Bak fotoğrafları herkese gönderirim. Kime istersen gönder. Kimse bakmıyor mu buraya? Öyleyse ilk önce Cezmi Usta'ya göndereceğim fotoğrafları. Bu gece. Adamın da gözü gönlü açılsın değil mi am? Ne dedin sen? Ya artık sonrası gelir. Şöhret yapacağım kızım seni. Bakkal, manav, kasap. Mahallede kim varsa hepsi senin fotoğraflarla uçuşta. Ama ilk önce Cezmi Usta. Cezmi Usta. Asma. Ne oluyor ya? Yusuf sen burada kal. Artık eve gitme zamanı. Evet, arabamda park edelim. Ben de sizi çağırmaya geliyordum. Hadi üstünüzü değiştirin artık. Aslan torunum benim. Hadi bakalım. Gel buraya, gel buraya, gel. Gel. Seni öyle bir çizeceğim ki annem bile tanımayacak. Kenan. Şimdi seni kim kurtaracak söyle. Kim kurtaracak? Ha, şimdi konuşsana. Hey ne oluyor orada? Olur söyle. Ne yapıyorsun böyle sen? Kendine gel. Çekil bir adam. Kendine gel. Cezmi. Ne oldu? Ay. Yok bir şey. Ben hallederim. Usta! Usta! Yok bir şey tamam. Usta kanıyor ama. Hay Allah. Doktor çağıralım mı? Doktorluk bir şey yok tamam. Emin misin? Eminim uzatmayın. Ay. Uf.
müsaade var mı? Sen miydin? Bütün bunlar bizim yüzümüzden oldu usta. Şunu tutabilir misin? Ailecek başına dert olduk. Bunu yüzümüze vurmuyorsan biliyorum. İnsaniyetinden. Yok, ben bunu yapamayacağım. Bana ver. Yani diyeceğim şu. Bizi kovsan yeridir. Ne kovması Şükran, ne diyorsun? Neredeyse canından oluyordun. Derdi ne bu serserinin? Ne dolanıp duruyor peşinizde? Tülay'ın fotoğraflarını çekmiş. Oynaşırlarken. Şimdi de tehdit ediyor. Ne diyorsun Şükran? Bir de şu icra meselesi. Seni çok yalnız bıraktım. Yusuf'un akıl ettiğini benim yapmam lazımdı. Koca ev, Aslı da gitti. Bir kata yerleşirdiniz. Olmazdı usta. Neden olmazmış? Sonra biri çıkıp sorar. O evde ne sıfatla bulunuyorsun diye. Verecek cevabım olmaz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Burada olacağını sanmıyordun. Yoksa babanla barıştık. Yok canım, ilgisi yok. Senin için geldim, güzeldik. Nasılsınız? İyiyim canım. Siz nasılsınız Gönül Hanımcığım? Çok teşekkür ediyorum. Merhaba Gönül Hanım, nasılsınız? Keçim. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Cezmi Beyciğim yok mu? Aa, yukarıda, şimdi iner. Siz buyurun. Durun, ben gidip getireyim onu, ha? Anne. Burak, sen nasılsın? İyiyim. Hadi, kapıda kaldık. Buyurun. Sen de çok iyi görünüyorsun. Sağ ol. Oldu. Oldu, oldu. Cezmi'ciğim. Gönül Hanım. Özür dilerim. Rahatsız ettim. Yemeklerini beğendin mi Burak? Çok beğendim. Özellikle kabak tatlısına bayıldım. Kabak tatlısını ablam yapmış. Çok beğendiysen ben de öğrenirim. Ya siz anne? Ne yalan söyleyeyim. Hiçbir şeyin tadını alamadım. Aa, yemekleri mi beğenmediniz? Yemekten önemli şeyler var kızım. Önce misafir ağırlamayı öğreneceksin. Hele bunlar artık karıştığın, akraban olduğun insanlarsa. Bizim fark edemediğimiz bir şey mi oldu? Üstün körü, adet yerini bulsun diye verilmiş bir davet. Maksat sırayı sağmak. Çok ayıpladım. Yani söylenecek çok şey var ama seni incitmek istemem. Halacığım, şu tabakları alsana, ben Alp'i uyandırayım. Tamam kızım. Cezmi, bize bir taksi çağırır mısın? Alp'ciğim, oğlum. Alp'ciğim, hadi uyan canım. Alp'ciğim, hadi gidiyoruz. Hadi oğlum, hadi güzel oğlum benim. Uyandırma istersen oğlanı. Yazık şimdi uykusu bölünmesin. Burada kalın. Ben dükkana gidiyorum. Gerek yok. Sen bilirsin. İyi geceler. Fark ettin mi? Baban akşam çok neşeliydi. Dün mutfakta için döktü ya, ondandır. Tabii, tam 20 yıl. Kendini haklı çıkaracak zamanı oldu.
Hoş geldiniz çocuklar. Afiyet olsun. Ne haber Yusuf? Sen hala buradasın. Geceye mi geçtin? Bir süre böyle olacak. Annemin gözünden uzak durayım. Siz iyi misiniz? İyiyim, çok iyiyim. Böyle sarılıp yatmak da güzel. Seni nasıl istediğimi bir bilsen. Ama işte bu odaya girince ne oluyorsa. Bir doktora gidelim. Belki bizim için bir şeyler söyler. Sağ ol. İlk günden beni doktora havale ettin. İçin mutfağa gidiyordum. Sabahlığım vazoya takıldı. Korkuttum mu sizi? Bunu hatırlıyor musun? Yok, hatırlamıyorum. Bak. Bunu da çok severdi rahmetli anne. Çok da yakışırdı. Cezmi bir şey unuttu galiba. Bakıp geleyim. Selçuk. Siz misiniz? Ben de Cezmi Bey açacak zannetmiştim. İyi geceler. Hayırdır? Gelin hanıma eniştesinden küçük bir hediye. Tabii kabul edersiniz. Aslı gitti. Ayakta duramıyorsun. İçeri gel de bir kahve yapayım sana. Hadi. Hadi geç otur. Geç kaldım. Yazık. Halbuki bir konuşma bile hazırlamıştım. Mutluluğa giden bu yolda... sevgiyle birbirinize kenetlenirken... yalan dolan falan filan. Biraz yavaş. Alp yukarıda uyuyor. Onlar burada mı? Hadi. Hadi otur da bir kahveni getireyim. Vücudunu özlemişim. Bırak beni! Ona sadık kalmaya çalışıyorsun. Onu kaybetmemek için ameliyat bile olmuyorsun değil mi? Bilmediğimi zannediyorsun.
Tanrım. Karım aşık. Yeter artık, saçmalama. Yok mu böyle bir şey? Yalan mı? He? Yok mu öyle bir şey? Ama sonra sen de biliyorsun ki yüzüne bile bakmayacak. Oysa ben sana olur dedim. Tamam dedim. Selçuk! Bu iş çığırından çıktı, anlıyor musun beni? Ne o? Polis mi çağıracaksın? Bana başka çare mi bırakıyorsun? Ne oluyor burada? Hiç. Hiçbir şey olmuyor. Zaten mesele de bu ya. Günaydın. Günaydın. Ay, sabaha kadar dönüp durdum yatağımda. Ay, yazımsızlık mıdır nedir? Bir şey taş gibi oturdu mideme. Bizde yediğiniz yemekler dokunmuştur. Aa, alınmışsın sen. Ama bu evde kural böyledir kızım. Doğruya doğru. Bir ricam var sizden. Neymiş o? Bir süreliğine bizi yalnız bırakır mısınız? Anlamadım. Bir süreliğine bir yere gidin diyorum. Çünkü siz buradayken olmuyor. Ne olmuyor? Ne demek istediğimi anladınız işte. Bir sürü yakınınız var. Lütfen. Baş başa kalmamıza izin verin. Herkes uyanmış. Bir şey. Anne lütfen. Küçük hanım bana git dedi. Kendi evimden. Sen anneme gitme dedin. Evet ama onun anlattığı gibi değil. Kısa bir süre için. Baş başa kalırsak sorunumuzu daha kolay halledebiliriz diye. Söyledin mi ona yoksa? Söyledin mi? Evet. Annen o senin.